Edirne'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri depremzedelere kışlık kıyafet üretmeye başladı. Kursiyerler önce kumaşları ölçüsüne göre kesiyor, daha sonra makineler yardımıyla tamamlayarak paketliyor. Dikimi tamamlanan kışlık kıyafetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, 800 kursiyerin depremzedeler için kışlık kıyafet hazırladığını söyledi. Öncelikle Kahramanmaraş merkezde olmak üzere 10 ilimizi etkileyen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Edirne Valimiz Sayın Kuşat Kırbıyık himayelerinde gerçekleşen Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz olarak depremzedelere gönderilmek üzere yaklaşık 800 kişinin katılımıyla gerçekleşen 14 merkezli dikiş atölyelerimizde üretime başladık. Bu üretim esnasında bize malzeme ve top kumaş temini eden Murat Yapı Tekstil firmasına, ayrıca Edirne İpek Yol firmasına çok teşekkür ediyorum. Gelen kumaşların kalitesine ve cinsine göre çocuk tulumları, yetişkinler için kaşkollu montlar, aynı zamanda bere, eldiven ve şapka tarzı ürünler dikmeye başladık. Biliyorsunuz Doğu Anadolu bölgemizde kış şartları yoğun bir şekilde geçtiği için öncelikle kışlık kıyafet üretilmeye devam ediyoruz. Bunun akabinde ihtiyaç halinde olduğu zaman bu üretimimiz devam edecek şekilde havanın şartlarına göre diğer ürünlerimiz de imalata geçecektir. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Trakya birlikten. Bizler ağırlıklı olarak örgü işi yapıyoruz. Bütün öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 10 bin parça şapka, atkı, bere, battaniye, eldiven üretimine başladık. Neler hissediyoruz? Öncelikle çok üzgünüz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz ama bu sözün bittiği yer, duygularımızı ifade etmemiz çok zor. Ben Antakya'da, Antep'te yaşamış biri olarak konuşuyorum. Çok büyük kayıplarımız var, çok büyük dostlarımız gitti. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.